İyi akşamlar sevgili basketbol severler. Debrecen'de, Macaristan'da FIBA Euro Challenge Final Four'unun finaline geldik. Finalde Beşiktaş Milangaz, Fransa'nın Elan Chalon takımıyla karşı karşıya gelecek. İşte Cuma akşamı yarı final maçında olduğu gibi yine az sayıda öğrenci Debrecen'de Beşiktaş'ı yalnız bırakmıyor bu final maçında. Türk takımları kulüpler düzeyinde ikinci kez şampiyonluğa bu kadar yakın. Debrecen'de Beşiktaş Milangaz yıllar önce Efes Pilsen'in Koraç Kupası şampiyonluğundan sonra bu yana ilk kupayı Türkiye'ye getirebilir. Ev sahibi taraftarlar üzgün. Şolnoki Olay Triumph Hubertsi'ye yenildi üçüncülük maçında. Rus ekibi üçüncü oldu. Macarlar dördüncü oldu. Şimdi şampiyonluk maçında Ergin Ataman'ın Beşiktaş'ı Gregor Bönyo'nun Elan Şalon'una karşı. İki koç yıllar önce yine bir şampiyonluk maçı olmasa da çok önemli bir maçta karşı karşıya gelmişti. O maç Asvel'le Efes Pilsen arasındaydı. Efes'in koçu Aydın Öztürk ama yardımcısı Ataman Bönyo karşısında büyük bir hüsrana uğramıştı Efes takımı. Herkes Final Four beklerken Bönyo Asvel'i Final Four'a taşımıştı. Şimdi iki koç başka bir sahnede, bu kez finalde karşı karşıya. Siyah beyazlar Türk basketboluna kulüpler düzeyinde ikinci Avrupa Kupası'nı getirebilecek mi? Ben Murat Kosova, İhsan Bayüken'le birlikte bu final maçında karşınızdayız ve maçın başlamasına kısa bir süre kala şimdi sözü koçumuza bırakıyoruz ve siyah beyazlı takımın bir zamanlar başarılı koçu olan İhsan Bayüken, bakalım bu final maçı için bize neler söyleyecek. Bambaşka bir takım, yarı finaldeki Şolnoki'den çok daha farklı bir basketbol oynayan bir ekolün temsilcisine karşı şansımızı nasıl değerlendiriyorsun koç? Öncelikle tabii verimsiz bir hücum potansiyeliyle finale geldiğimizi söyleyebiliriz. Elan Chalon takımıysa finale gelirken hücum performansını hep bıraktıkları çizgide devam ettirerek geldiler. Bizim üstüne koyacak bir şeyimiz mutlaka bu maçta olacaktır. Geçen maç tamamen sıra dışı bir maçtı. Bugün potansiyel olarak ben Elan Chalon'dan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Onların iki tane çok önemli oyuncusu var. Shift ve Delaney. Bunları tutacak oyuncularımız da var. Burada tabii en büyük görev Serhat Çetin ve Hawkins'e düşecek. Boyalı alanı mutlaka kullanmamız gerekiyor. Yarı final maçında olduğu gibi. Ve reboundlardaki üstünlüğümüzü maçın geneline yaymamız gerekecek. Foul çizgisine gelip onların foul problemini de yaşatmak bu maçta kontrolü elimize almamızı kolaylaştıracak kriterlerden bir tanesi. Arroyo, Serhat, şimdi Ersek boş. 3 sayılık atış isabetli değil. Hücum reboundunu aldı. Pot altına girdi, bitiremedi. Bir hücum reboundu daha. Pop Bensa Bansu, bu da kaçtı. Bir hücum reboundu daha. Basketbol. Olsun artık, bravo Pop Bensa. Bir defa al var. Bansu'nun basketiyle başladı. Bansu'nun savaşıyla başladı siyah beyazlılar finale. Sanki çok kolaymış gibi gözüküyor ama bir uzun oyuncunun bu kadar peş peşe, o kadar kalabalığın içinde sıçrayarak o topu alıp mesajı verdi oraya. Onun enerjisine bugün çok fazla ihtiyacımız var. Ama geçen maçta olduğu gibi o basit faullerden de uzak durması gerekecek. 11 rebound ortalamayla bu kupanın rebound lideri İngiliz oyuncu Mensah Bonsu. Yarı final maçında çok iyi başlamıştı ama erken faul problemine girmesi uzun süre onu sahadan uzak tutmuştu. Bloğu yapan Serhat Çetin. Beşiktaş hücumu olacak. Bir dakika geride kaldı, 3-0. İşte Bönyo, Fransız basketbolunun en tanınmış ailelerinin biri Bönyo ailesi. Babası çok ünlü bir basketbolcu. Fransa'da bir koç. Daha sonra o ve kardeşi yine Fransız basketboluna çok büyük görevler, çok büyük emekler verdiler. Yine Bonsu'ya indi top. Potaya kadar sürdü. Döndü. Yarı bu kısa. Şimdi Chikambu hızlı çıktı. Steve Chikambu. Erman Kunter'in sınıfından geçmiş. Onun Fransız basketbolu için
yetiştirdiği isimlerden biri olmuştu. Çıkan bu. Onu da kontrol etmemiz gerekiyor Murat. Şu anda Serhat ve Hawkins, onların iki tane etkili oyuncusu Delaney ve Shilpin istediği pozisyonlarda top almasına izin vermedi. Diğer oyuncuların da birebir savunmaya dikkat etmesi lazım. Serhat Çetin çok uzaklardan üçlü gönderdi. Az önce Ersek hedefi bulamamıştı. Serhat da kaçırdı. Hawkins'ten iyi savunma. Black Shield yarı final maçında takımın organize olmasına izin vermediğimizin göstergesi. Fransız takımlarının da Avrupa kupalarında son başarısı Nancy'nin Koraç kupası şampiyonu. Koraç'ın son oynandığı yıl son Koraç kupasını Nancy kazanmıştı. O zamandan bu zamana bir kupa şampiyonlukları yok. İyi başladı Mensah Bonsu. 8-3. Bonsu'nun bu kadar efektif oynaması bizim için çok önemli. Kenarda tabii Ersin Dağlı'nın da olduğunu düşünürsek oralardaki hakimiyetimiz maçın kontrolünü bizim tarafımızda kalmasını sağlayacaktır. Neyse ki basket faali olmadı. Hawkins'e faali gösteriyor hakem. Maçı Sloven Javor, Makedon Dragojevic ve Portekizli Roca üçlüsü yönetiyor final maçını. Shield çizgiye gidiyor. Onlar da dış atışları bulamadıkları için topa baskıdan dolayı pot altını kullanma yoluna gitmeye çalışıyorlar. Biraz önce Aminu'yu topla buluşturmuşlardı. Şimdilik de Shield foul çizgisine gelmeyi başardı. Yani bu turnuvanın en iyi faul atan oyuncularından biri ilk faulü kaçırdı. Bu iyiye işaretli koç. Yani final baskısını genç takımlar uzun süredir beraber oynuyorlar ama final baskısı ayrı bir şey. 2-0 inanılmaz. Tabii bu bizim için. Yani de en iyi %84 ikinci katı. Evet. Tüm Euro Challenge'ın tüm maçlarının toplamında yüzdede ikinci faal yüzdesinde. Zaten ilk maçta da gördük 15'te 11 ile oynadı. Hiç faal kaçırmadı, sayı kaçırmadı. Ama finalde demek ki biraz... İşte bu şutu da kaçırdı Şir. Şimdi tabii o takımın lider oyuncusu skor anlamında. Onun bu şekilde devreye girmemesi bizim hep oyunu kontrol etmemizi kolaylaştıracak. Arroyo içeriye girdi. Ersek tamamladı. Zoran Ersek. 10'a 3 önde ilk 4 dakika geride kalırken... Siyah beyazlı ekibimiz. Şu anda reboundlardaki üstünlüğümüz anında maçın skoruna yansımış durumda. Mensah Bonsu ve Ersek iyi başladı. Hawkins ve Arroyo'yu da bekliyoruz. Foul. Şimdi tabii Elan Şalon normal sete sette istediği pozisyonları bulamadığı için maçın temposunu arttırmaya çalışacaktır. Buralarda geriye iyi dönüp adam eşleşmelerini doğru yapmamız gerekecek. Gerekirse eksik yakalandığımızda orta sahada alışık olduğumuz o faulleri yapıp onların kolay opsiyonlarını da bulmasına izin vermemeliyiz. Zoran Ersek şut isabetli değil. Hücum reboundu yine Mensah Bonsu. Bir defa el kullanacak. Müthiş başladı maça. Şu anda attığımız sayıların yarısından fazlası hücum reboundundan gelmiş durumda. Bonsu. Yarı finalde 22 hücum reboundu yaptı bu takım. Biraz önce Zoran Ersek de tipleyerek iki sayı kazandırmıştı. Bu da Bonsu'nun ikinci basket faulü. Bunun da girmesiyle beraber. 10 sayı fark. 13-3. Çok iyi başladı. Beşiktaş Milangaz 4,5 dakika geride kalırken. Oyuna Jean-Baptiste girdi. Fransız ekibinde. Chikambu. Onlar da boyalı alanda sertleşmek istedikleri için onu oyuna aldılar. Chikambu. Ortaya düştü top. Hawkins. Beşiktaş hücumu. Hawkins içeriye kıvrıldı. Bir baskette David Hawkins'ten. 15-3. Çok iyi girdi maça. Beşiktaş ilk 5 dakikada rüzgar gibi esti ekibimiz finalde. Molayı aldı Elan Şalon. Ergin Ataman
Montepaschi Siena ile EuroLeague Final Four'u 2000'li yılların başında ve Saporta Kupası şampiyonluğu yaşamış ve Mirsad Türkcanlı Siena ile kariyerinin zirvesine çıkmıştı Siena'da. Şimdi bir Avrupa Kupası şampiyonluğu daha kariyerinde, o Saporta şampiyonluğundan sonra siyah beyazlarla çok yakın Elan Şalon karşısında maça çok iyi başladı. Beşiktaş Milangaz özellikle Mensa Bonsu ve Zoran Ersek'le. Evet, reboundlarda 11'e 4'lük üstünlüğümüz var. Biraz önce David Hawkins'in basketine gelene kadar da attığımız 13 sayı Zoran Ersek ve Bonsu'dan gelmişti. Şitambo yine içeriye girdi. Bu kez bitiremedi. Hücum reboundunu Kelen Jean-Baptiste. Şikambu ve bir hücum şansı daha Fransız ekibi için. Ama şu anda yaptığımız en doğru iş. Müthiş bir blok ama öncesinde faul. Yalnız Hawkins'in ikinci faul oldu. Bu bizim için iyi bir gelişme değil. Şikambu içeriye girdi. Mensa Bonsu blokladı ama öncesinde bir faul videoyu var. İkinci faul Hawkins'in. Şimdi tabii onların için iki tane önemli oyuncu top kullanamadığı için otomatikman diğer 3 oyuncu top kullanmak zorunda kalıyor. Delaney ile Şilp'in devreye girmesi adına hiç boşluk vermedik. Yani bu da bizim gerçekten savunma disiplini ve konsantrasyonumuzun üst düzeyde olduğunun göstergesi. Tabii canımızı sıkan şu anda David Hawkins'in ikinci faulünü yapmış olması. Evet, çıkan bunun sayıları 15-5. Fransız milli takımına kadar yükselmişti. Erman Tüter'in ekibinde oynarken şimdi Hawkins içeride yine bir hücum reboundu. Mensa Bonsu Ersek potaya giderken faul Jean-Baptiste. İki atış kullanacak Zoran Ersek. Michel Jean-Baptiste şaşkın ama hem yarım dairenin içerisindeydi hem de faul. Evet, pozisyonu bir kez daha ekrana geliyor. Geçen maç 13 dakikada 5 faul alıp kenara gelmişti. Evet, çok çabuk faul söyledim. Bu maçta da çok kısa bir sürede 2 faulü yapmış oldu. Şu anda oyuna yanlış görmediysem Löwen girdi. Löwen, evet. O da üst takımına karşı kenardan gelip belki de maçın gidişatını değiştiren oyunculardan bir tanesiydi. 27 dakika süre alıp 12 sayı 8 reboundla oynadı. Yani ona dikkat etmemiz gerekecek. Henüz 20 yaşında Geoffrey Löwen, 2-11 boyunda ama hareketli bir uzun. 11 sayılık üstünlüğü var Beşiktaş Milangaz'ın ilk çeyrekte. Şilp potaya gitti, blok tehdidi, rebound mücadelesi, Şilp faul yaptı. Şu anda Fransız takımını Black tamamen Shield devre dışı bırakmış durumdayız. Hücumda istedikleri organizasyonları yapamıyorlar. Bu da onların erken atışları yapması anlamına geliyor. Şu son pozisyonda olduğu gibi. Yalnız ilk daha ilk dakikada mesajı verdi Mensa Bonsu. Hem o potanın altında hem bu potanın altında kral benim dedi. İnşallah maçın sonuna kadar böyle devam eder. O saldığı korku işte son iki pozisyonda gördük. Enerjisini iyi kullanması lazım. 5 yani 6 dakika içinde 8 sayı 6 rebound. Ersek de 7 sayıya ulaştı. Hatırlayacaksın maçın sonunda skor üretmekte zorlanırken ilk yarı final maçında hep çizgiye giderek aklını ortaya koyarak Sırp oyuncu skorda tutulmasını sağlamıştı Beşiktaş'ın. Bu sefer ilk çeyrekte o işi yapıyor. Ya burada hiç direkt ilk periyotta iyi başlayarak gerekli mesajı verdik. Yani kolay bir basket. Brian Smith potaya uzandı, basketi yaptı. İlk defa savunmamız bu kadar kolay. İşte bunun da nedeni o, onların yani adına önemli oyunculara konsantre oluyorsun ama oyuncu değişiklikleri olduğu zaman aynı özeni bazen göstermediğin anlar oluyor. Arroyo. Evet, Arroyo da Mensa Bonsu'yu iyi besliyor maçın başından bu yana. Abdülaminu, Amerikalı oyuncunun faulü. Çok atlet, işte topa bakmıyor. Direkt havadayken onun silindirini ihlal ediyor ve hakem de bunu iyi yakalamış. Pop Mensa Bonsu faul çizgisinde. Marcellus Kemp oyunda, onun da kendine gelmesi
oyununu bulması siyah beyazlı takım için finalde çok çok önemli. Yarı finaldeki kayıp isimlerden biriydi Beşiktaş'ta. İlk atışını kaçırdı Mensah Bonsu. Ama şimdi takım iyi oynuyor. Herkes ne yaptığını ve rolünü benimsemiş durumda. O yüzden bu düzen içinde verim vermesi daha kolay olacaktır. 3 dakika 42 saniye var ilk çeyreğin sonunda. 18-7 ikinci atışı da kaçırdı. Mensah Bonsu da Euro Challenge'ın en kötü faal atan 3 oyuncusundan biri maalesef. Malcolm Delaney, Serhat Çetin'in kontrolünde. Şimdi Brian Smith tekrar Delaney 3 atış kullanacak. Serhat ilk defa bir pozisyon kaçırdı Serhat. Ergin Ataman görüntüde. Tabii Şilpin de kenarda olduğu anda Delaney biraz daha sahne almaya çalışacaktır. Ona mutlaka takım halinde yardım ederek, Serhat'a da yardım ederek savunma gayreti içinde olmamız lazım. Bakalım Ergin Ataman 15 yıl öncesinin o asfel yıkımının rövanşını burada alabilecek mi Bönyo'dan? 2'de 2 attı, 3. atışını kullanacak. Brian Smith şu ana kadar. Çıkan bu ve Smith taşıyor şu anda Elan Şalon'u. Evet, ama onlara biz izin verdiğimiz için top kullandılar. Şu ana kadar hiç asist yapmadan 10 sayıya ulaştılar. Evet, Elan Şalon takımı yarı finalde tam 17 asist üzerinden oynamıştı. İşin enteresanı da Beşiktaş olay maçında sadece 9 asiste kalmıştı. O kadar sıkıntılı bir hücum düzeni sonrasında. Kemp topu oyunda tuttu. Bonsu içeride, faul. Yine çizgiye gidecek Aminu ve Loven. İki oyuncunun arasında kaldı. Adeta oraya kamp kurdu Mensah Bonsu. İlk çeyrekte dağıttı Elan Şalon savunmasını. Zaten onların da en büyük problemi bu, pota altına gittiğin zaman faul yapmak zorunda kalıyorlar. Dirençleri yok. Bu atışlarla beraber 10 defa faul çizgisinden atış kullanmış oluyoruz. Erman Kunter bu maçla ilgili belli dönemlerde çok iyi hava yakalayan bir takım. Genç, tecrübesiz ama belli dönemlerde hava yakalayıp inanılmaz skor patlamaları yapıyorlar. Sürekli oyunu kontrol etmek lazım dedi. Ki onları deplasmanda tek yenen koç Erman Kunter bu sezon. Fransa Ligi'nde 2. sırada Elan Şalon ve üçlük geldi. 20-13 farkı tek hanelere indirdi. İlk çeyrekte bu üçlükle Çikambu da belki çok şut tercih eden bir oyuncu değil ama genellikle o oynatan bir oyuncu tehlikesi. Ama tabii forvetlerini iyi tutmamızdan dolayı o sorumluluğu alıyor şu anda. Ve iyi oynadı şu ana kadar. Ve cevap geldi. Arroyo 23-13. Arroyo da ona gerekli mesajı verdi. Atış kullanacak. Serhat'ın ikinci faulü. Bu fauller çok önemli. İlk faulü yazıldı ama az önce 3 atışlı faulü yapan da Serhat Çetin'le. Bu ikinci faulü Serhat'ın. Çünkü bu tip maçlar hep son periyotlardaki dirençle, oradaki uyumlu bir 5'le neticeleniyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Brian Smith yine çizgide. Çıkan bunun 7 sayısı var. Brian Smith 2'de 2 attı. 23-15. 8 sayılık üstünlüğü var ilk çeyrekte. Beşiktaş Milan Gaz'ın Carlos Arroyo ile hücumda siyah beyazlılar. Mensah Bonsu, şimdi Kent, Serhat Çetin. Son temas Çikambu'dan, Steve Çikambu. Şu dakikalarda biraz daha toparlanmış durumda Fransız takımı. Daha iyi savunma yapıyorlar. Evet. Ersek ve faul. Ersek de o kadar akıllı ki faul haklarını dolduğunu bildiği için hemen vurdu yanına. Hemen vurdu ve faulü aldırdı. Sırp oyuncu gerçekten işin akıl kısmında ilk yarı final maçında ortaya koyduğu oyunla gerçekten parlamıştı adeta son çeyrekte.
maçı koparan adamdı, Beşiktaş'ı ayakta tutan adamdı. Bu kez ilk çeyrekte Mensa Bonsu'yla Zoran Ersek ikilisi siyah beyazları 10 i̇şte sayılık farka taşıyor. Çift hanelere ulaşacak bu atışın girmesiyle beraber. ...25-15... Yani bugünkü maçta gözüken Gregor Bonyo'nun görüntüsü 8 dakikada 25 sayıyı nasıl yedip der gibi. Koç çizgisine geldiğimiz müddetçe maçın kontrolü hep bizde olacaktır. Smith pası verdi. İşte o blok korkusu Aminu'ya bu kötü atışı yaptırdı. Arroyo ile Beşiktaş ucunda. Son 2 dakika ilk çeyrekte Arroyo erken bir şut kullandı. Bunlar tehlikeli atışlar. Yani temponun artması şu anda kontrolümüzde olan maçın elimizden kaçması anlamına gelir. Delaney o da kaçırdı. Ersek aldı savunma reboundunu. Zoran Ersek. Carlos Arroyo şimdi frene bastı. Oyunu kontrol etti. Şu anda doğrusunu yaptı. 25-15. Arroyo köşede buldu Kemp'i. Kemp kaldırdı, üçlü gönderdi, olmadı. Çemberin iki tarafına çarptı top. İstediği şutu buldu, istediği pozisyonu ama bitiremedi. Çıkan bu iki oyuncu anlaşamadılar. Fast break. Az adamla yakalanmıştı Beşiktaş Milangaz ama bu pozisyonu iki uzun değerlendiremedi. Loven ve Aminu topa hamle yapıyor. Çıkan bu kızgın arkadaşlarına. Şu anda Aminu'yu da onlar adına çok önemli bir oyuncu. Devreye girmesine hiç izin vermedik. Ama savunmamızın hücumdaki doğru tercihlerimizden başladığında söylemek yarar var. Diğer yandan her foul çizgisine gelmemiz atışların girmesiyle beraber geriye de dengeli dönmemiz anlamına geliyor. Geriye dönüş herhalde bu maçın en önemlisi noktalarından biri. Evet, Mehmet Yağmur oyunda. Arroyo en azından topu rakip alana taşımakta biraz dinlenecek. Ersek acele etmedi. Şimdi Carlos Arroyo içeriye, Ersin Dağlı'ya enfes bir asist yaptı. Oyuna girer girmez basketi buldu Ersin Dağlı'ya. Stadıyla Irvin Dudley. Fark 12 sayıya çıktı tekrar. Çıkan bu. Karşısında Mehmet Yağmur. Çıkan bu. Topu elinden kaçırdı ama uzaklardan üçlü atan İlyan Eftimov. Yine ribaundu alan Ersek. Beşiktaş ilk çeyrekte oyunu kontrol ediyor. İlk çeyrekte Beşiktaş oynuyor. Elan Şalom bakıyor. 27-15. Ersek dip çizgiden döndü. Yarı vuk başarılı değil. Pozisyonu bitiremedi. Aslında çok iyi oynadı orayı. Son 15 saniye içerisinde 27-15 önde temsilcimiz. İlk periyotta topu daha iyi paylaştık. Bir oyuncuya bağlı oynamadan verilen avantajı kullandık. Ve boyalı alanı gerçekten çok, çok iyi kapadık. Ve ilk çeyreğin skoru 27-15. Finalde Euro Challenge'da Beşiktaş 27, Elan Şalon 15 ilk çeyrekte. İkinci çeyrek başlamak üzere. Debrecen'de Phoenix Hall'da Euro Challenge finali ve 27-15 Beşiktaş üstünlüğü var ilk çeyreğin sonunda. Az önce mola esnasında bir istatistik geldi Elan Şalon'la ilgili. Bu kupada oynadığı maçlar esnasında eğer rakipten daha fazla rebound alıyorsa maçları kazanıyor Elan Şalon. 7'de 7 daha fazla rebound aldı. 7 maçın 7'sini de kazanmış Fransızlar. Ama şu anda 17-10 reboundlarda Beşiktaş üstünlüğü var. 18-10 farkta 14 sayı. İyi başladık ikinci çeyreğe de. Yine bir hücum reboundu. Yine Zoran Ersek. Şu anda ilk periyotta Bonsu ve Ersek'ten 20 sayı 12 rebound bulduk. 0 top kaybıyla oynadık ve Şalon takımına sadece bir asist yaptırıp onlar adına en önemli 3 oyuncuyu 4 sayıda tutmayı başardık. Oyun dengelerini tamamen kaybetmiş görünüyor şu anda Elan Şalon. Savunma reboundu Ersek. Mehmet Yağmur bekledi arkadaşlar. Alan savunmasına döndüler. Adam adama savunmadaki problemleri onları bu savunmaya dönmeye işte, mecbur bıraktı. Daha ilk pozisyonda alan savunmasının yumuşak karnı, hücum reboundları ve üçlükler. İkincide de ikinci yumuşak karını bulan Marcelus Kemp oldu ama daha da önemlisi bu üçlüğün Kemp'ten gelmesi Beşiktaş adına. Şimdi tabii o reboundları aldığımız için bu üçlükleri de rahat rahat atıyoruz. Kemp'in de zaten bir yerde devreye girmesini bekliyorduk. Çok fazla beklemedi. Shield'u fazla tutamadı kenarda Bonyo.
Shield oyuna girdi. Fark 17 sayıya çıktı. Daha 11 dakika oynandı maçta. Şimdi tabii onlar da biraz daha oyunu kontrol etmekten çok erken atışlara gidecektir. Biz burada foul problemimize dikkat etmemiz lazım. Ve birebir savunma. Aynı bu tip pozisyonlara izin vermememiz lazım yani. İşte üçlük geldi. Çok iyi bir üç sayı yüzdesi var. Nikola Lang. Bu genç oyuncuya özellikle üç sayı çizgisinin gerisinde özen göstermek lazım. Yine Euro Challenge'ın bu istatistikte en iyilerinden biri. Ersin Dağlı içeride, dışarıya çıkardı. Kemp aynı noktadan bir üçlük daha. Başarılı değil. Ersin geldi. Beşiktaş topu olacak. Shield alamadı savunma rivansını. Black Shield çok sinirli. Arda arda fauller yaptı. Faul çizgisinden kaçırdı. Hiç oyununun karakteri olmadığı şekilde... Çok iyi savunması yapıyor. Ribaundlar yarı yarıya ekrana geldiği 20'ye gibi. 20'ye 10. Zaten şu anda maçın da 32, en önemli istatistiği. Şimdi Hawkins, Arroyo. Arroyo uzaklardan üçlü gönderdi. İsabetli değil. Savunma ribaundı. Burada şimdi alan savunmasına döndükten sonra 3 tane üçlük kullandık. Onlar atıyor yalnız. Dikkat etmek lazım. Çıkan bunun üçlüğü geldi. 32-21. Bunlar da iki tane üçlük isabetiyle ikinci periyotta 6 sayı buldu. İki üçlük isabeti, 17 sayıya çıkmıştı fark. Ve basket Ken. Marcellus Ken. Onun oyununu bulması çok önemli. Senin de dediğin gibi Murat. Onun skor atması önemli. Onlar da çok erken atmaya başladılar şu anda. İşte bu reboundlara bir yerde... Şimdi onların... Düzen dışına çıkması da bizim reboundları almamızı zorlaştırabilir. Çünkü kimin ne zaman atacağı belli değil artık onlarda da. Marcellus Kemp faal yapabilir. Bundan önceki maçlarda hep bir Shilpe pozisyon hazırlamak için bekliyorlardı. Delaney'e pozisyon hazırlamak için bekliyorlardı. Şimdi fark açılıp oyun kontrollerinden çıkınca ondan vazgeçtiler. Çıkan bu. Şutunu riske etti. Ersek atmadı. Dışarı çıkardı. Şimdi savunma reboundunu alıyor Zoran Ersek. Zoran Ersek. Ardarda 2-3'lükten sonra evet Ersek bu kupayı kaldırmaya kararlı aslında. Fark yaratan oyuncu. Genç milli takımında şu anda Sırpların en çok güvendiği oyuncuların çok daha önünde gösterilen bir isimdi. Yani ilk oyuncu onu Olympiakos'a götürdü ama hiç beklenen yere gelememişti. Şu anda belki de basketbolun en olgun, en parlak sezonunu Beşiktaş'ta geçiriyor Zoran Ersek. Takımın en önemli parçalarından biri. Şu anda da 12 sayı 8 reboundla oynuyor. Ersin Dağlı dışarıda, Kemp ayak çizgide. Bir saniye kalmış. Zaten kaldırıp şutu gönderse daha iyi bir tercih olacak. 7 dakika var devreye. 34-21. Yalnız ikinci periyot biraz daha tempo olarak birinci periyottan daha hızlı oynanmaya başladı. Buralarda yine dedik dikkat etmemiz gerekiyor. Onlar tempoyu arttırmaya çalışıyorlar. Bizim ucundaki tercihlerimizi daha olgun yapmamız lazım. Çıkan bu içeriye. Shield bomboş. Mensah Bonsu biraz önde kaldı. 34-23. İlk sayıları Black Shield'ın. 20 sayı atmıştı ilk yarıda. Yarı final maçında Triumph Hubertsi'ye. Kent köşede, Arroyo alan savunması da devam ediyor. Fransız takımında şimdi Hawkins içeride, Mensah Bonsu döndü, bitiremedi. Ama bunda ısrar etmek gerekiyor. Şu anda Hawkins'in pas tercihi doğruydu. Çıkan bu çok kolay çalınmış bir faul oldu. Şu an Ersek de hiç kenara gelme şansı bulamadı. O kadar iyi oynuyor ki. Ama onun biraz dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Daha önce Saporta Kupası finali oynamış Elan Şalon 2001'de. Finalde Marussia onları devirmişti. Marussia'da Jimmy Oliver. Şu anda o maçın yıldızıydı. Arroyo kenara geldi. Yani tabii alan savunması yaptıkları için oyun kurucu faktörü çok fazla devrede değil. Smaç kaçtı. Loven ama bir hücum şansı daha. Çıkan bu. Herhalde Serhat'la ya da Hawkins'le getiririz. Çıkan bu dışarıya. Black Shield. Hawkins'in çok dikkat etmesi lazım. Shield. Rebound. Bir rebound daha aldı. Loven bu kez bitirdi. Bir defa faul oldu. Fark
tekrar tekhanelere indi bu basketle. Biraz tempomuz düştü. Maçın ritmi artınca otomatikman İbre de bir anda Elan Şalon'a döndü. O hareketlenme, onların da reboundlardaki o dengeyi biraz daha kendi lehlerine çevirme şansını doğurdu. Beşiktaş'ın yarı finalde oynadığı Macar takımı ev sahibi Şornaki Olay kupa şampiyonu, tıpkı Beşiktaş gibi ülkesinde. Enteresan olan gelecek ay Şalon yine kupada finali oynayacak ve Elan Şalon'un tarihindeki tek şampiyonluk Fransa Kupası şampiyonluğu. Hawkins bu kez şutu buldu, üçlüğü gönderdi. Çok biraz onları açabilir. 37-26. İhtiyacımız vardı buna. Hawkins de bu takımın lideri, lider bir oyuncusu. Ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Şornaki Olay maçındaki o hücumda, şutlarda yaşadığımız kabusu neyse ki bu maçta yaşamıyoruz. İşte savunmada Mensah Bonsu çok güzel yıldırdı. Bir kötü atışa daha zorladı onları. Hiçbir penetrenin sonu hemen hemen sayıyla sonuçlanmıyor. Ya böyle hele kontrolsüz gidersen Bonsu mutlaka o atışı bozuyor. Rebound'da da faali yapan Loven Bonyo görüntüde, tecrübeli koç. 37-28. Ersin Dağlı topu elinden kaçırdı. Şıl içeriye, top Fransız takımında kaldı. Şimdi Lan zaman atamıyorlar. O da onları Nikola Lan fazlasıyla zorluyor. Araya girdi Serhat Çetin. Bonsu'ya verdi. Bonsu da smaçladı. Mensah Bonsu. 39-28. Ya dış oyuncularımız geçilse bile içeride o kadar iyi yardımlaşıyoruz ki o kolay atışı bulamıyorlar. Nikola Lang bomboş atar. Kemp biraz burada fazlasıyla işgüzarlık yaptı. 2'de 2 üçlük. Bu kadar içeri gelmesine gerek yoktu. Ya hele Lang'ı tutuyorsa. Aynen dediğin gibi. Serhat Bonsu yürüyüşünde ama kötü pas. Fark 8'e indi. Bir ara 17 sayıya çıkmıştı fark 2'li çeyreğin başında. 4 dakika var devreye. Şimdi herhalde Arroyo'yu tekrar oyuna almak zorunda kalacağız. Delaney, Malcolm Delaney. Şimdi tabii onların önemli oyuncuları devreye girmedi ama diğer oyunculardan Löwen ve Lank'in agresif oynaması biraz onların skor bulmalarını sağladı. 3-3'lük yedik. Bir top kaybına daha zorladı Beşiktaş savunması. Fark 8'e indi. 17 sayılık fark eridi. Fransız takımı biraz morallendi. Ersin Dağlı biraz uzak bir mesafe onun için ama basketi yaptı. Bugün şutlar giriyor nazar değmesin. 41-31. Arroyo hemen girdi ve en boş pozisyonu buldurdu. Rebound, Loven biraz karıştırmaya başladı reboundları. Joffrey Loven üst üste hücum reboundları yapıyor. Son 3 dakika ilk yarıda 10 sayılık üstünlüğü var Beşiktaş Milangaz'ın. Delaney, Nikola Lang, şimdi Loven hareketli. Potaya döndü, atışı dengesiz. Marcellus Kemp Beşiktaş hücumu olacak. Hawkins orada. Hatalı yürüme. Marcellus Kemp. Şimdi burada önemli olan skordan çok oyunun kontrolü elimizde tutmamız. O yüzden her orta sahaya geçtiğimizde mutlaka Arroyo ya da Hawkins'in topla oynaması gerekiyor. Evet, topu elinden kaçırdı. Dokunmasa çizgiye basarak temas etti. O kadar baskı yapıyor ki Şilpe. Yani İkinci hamleyi yaptırmadı şu ana kadar. Burada biraz şanssızlık oldu bu topun rakibe gitmesi. Aslında rakipten çıkıyor. Çizgiye bastım Mensah Bonsu. Loven. Evet. Black Shield boş kaldı. Üçlüğü gönderdi. Yani şans anıyla gelen bir üçlük oldu. Ne topun oyunda kalması, ne rakibe gitmesi, ne de bu üçlük. Ya, tamamen. Bu çeyrekteki dördüncü üçlük isabeti Elan Şalon'un. Farklı 17 sayıdan 7 sayıya indi. Alan savunması. Kemp.
Evet. Mensa Bonsu'nun biraz sinirlerine hakim olması lazım. Çünkü bu maçın şu anda en değerli, en kilit oyuncusu olduğu ortada. Ersek'le beraber 24 sayı, 14 ribaundluk bir performans. Final maçı için gerçekten çok ciddi bir istatistik. 41-34, 7 sayılık üstünlüğü var Beşiktaş Milan Gaz'ın. Ve mola geldi. 2 dakika 17 saniye kala ilk yarının sonuna. Evet, ilk çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden potaya bile bakamamış Elan Şalan ama bu çeyrekteki oyunları 11'de 5 3 sayı isabeti 17 sayılık farkı 7 sayıya kadar inmesine neden oldu. Evet, farkı kapanmasının 2 nedeni var. 1. Reboundlardaki o üstünlüğümüzün yavaş yavaş kapanıp şu anda 22-17'ye gelmiş olması. 2. İlk periyotta 12 defa geldiğimiz faul çizgisine alan savunmasına dönmeleriyle beraber oradan bulduğumuz sayılardan vazgeçmek zorunda kaldık. Ve sonuçta da 41 sayıda maçın devamını getiriyoruz. Kent. İlk sayılık şut isabetli değil. Marcelis Kent'ten. Elan Şalon'un son 2 dakika ilk yarıda. Delaney dışarıya çıkardı. Abudu boş. Abudu'nun şut isabetli değil. Jean-Baptiste aldı. Şu ribaundunu bitirdi. İlk basketi Michel Jean-Baptiste'in. Ya ilk periyotta hücum reboundlarını biz yaptık. Maçta istediğimiz kontrole geçirdik. Bu periyotta bu rebound 9. hücum reboundları. Bu sefer onlar kontrolü ele geçirdiler. Fark 5'e indi. Alkes içeriye. Mensa Bonsu faul. 3 kişi kapandılar. Yine oyun kontrolümüzden çıkıyor gibi oldu. Hawkins gerekli hamleyi yapıp Bonsu'yu pot altına topla buluşturdu. Zaten alan savunmasının en büyük hatalardan biri hep dışarıda pas yapıp bu boyalı alanı kullanmamak oluyor. İlk atışı isabetli Mensa Bonsu'nun 42-36. Yani Abudu'yu sırf ona baltaları indirsin diye, evet, aldı Bonyo. Ama bu faul çizgisine gelmemiz lazım. Skorumuzu arttırmak. Fark 6 sayı. Tempoyu yine yükseltiyor Malcolm Delaney. Black Shield. Baptiste döndü. Yine aynı yerden bitirdi. Michel Jean-Baptiste. Fark 4'e indi. 17 sayılık fark. Bu çeyreğin başında 4'e kadar eridi. Alan savunması devam ediyor Elan Şalon'la. Alan savunmasıyla beraber kısalma şansı da elde ediyorlar. Bu da onların hücumda daha fazla hareket etmesi ve pozisyon bulmalarını sağlıyor. Hawkins. Kent. Atış öncesi hücum faul kararı. İşleri iyi gitmiyor. Kent'e niye gösterdi anlamadım. Herhalde yanlış gösterdiler. Bonsu'ya evet, çalınmış olabilir. Son 1 dakika ilk yarıda 42-38. Yalnız Zoran Ersek kenara gelince nasıl problem yaşadığımızda bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü hem onun içeriden atışı var hem dışarıdan atışı var. Ucumda daha rahat oynamamızı sağlıyor. Hatalı yürüme Zoran Ersek. Girdi oyuna, Abudu'ya top kaybını yaptırdı. Son 45 saniye ilk yarıda. 42-38. Euro Challenge Cup'ta final maçı. Yani gösteren o ki bu maçın kilit oyuncuları Zoran Ersek'le şu anda top elinde olan Aroy olacak. İçeride. Oy. Basket faali olabilirdi ama faul çizgisine gidecek yine Mensa Bonsu. İyi bir pas aldı. Araya'dan yine müthiş bir pas. Milimetrik. İşte Abudu, Jean-Baptiste. Baptiste 3. faulünü yaptı bu pozisyonla beraber. Bu bizim için iyi bir gelişme. Çünkü arda arda potu altında 2 top çok bitirdi. Çok fizik olarak çok iri ve iyi yer tutuyor. Sert bir oyuncu. 43-38. Yine periyot sonunda faul çizgisinden bulduğumuz sayılarla skor üstünlüğümüzü devam ettiriyoruz. 44-38 son 33 saniye.
İlk yarıda Aminu tekrar oyunda. Evet. Baptiste 3. faulünü yaptığı için kenara geldi. Ve mola. Evet, ilk yarının son 30 saniyelik bölümü. İkinci çeyrekte Elan Şalon 17 sayılık farkı çabuk eritti. Tekrar skora tutundu. Fark 6 sayı. Son 30 saniye. İşte evet. Son iki Shield'ı iki kez perdeden çıkartıp şut buldurmayı düşünüyordu. Ama alan savunması yapıyoruz. Geldi. Bonyo'nun çizdiği taktik boşa gitmiş oldu. Ama Delaney çok küçük bir aralıktan sıyrıldı. Basketi yaptı. Sanıyorum bu kez molayı alan Ergin Ataman oldu. Son 13 saniyelik bölüm için bir hücum çizecek. Farkı 4 sayıya indirdi Elan Şalon. Yolculuğa var mısın? Şimdi Titanic batığına gitme şansı seni bekliyor. 2-5 Mayıs CNR Expo Center Sodex Fuarı ECA standında Titanic keşfi uygulamasına katıl, şansını arttır. Görüntüde Zoran Ersek son 13 saniye ilk yarıda 17 sayıya çıkmıştı fark ama tabii bir final maçı bu. Bu kupanın en iyi iki takımı karşı karşıya geliyor ve Elan Şalon'da alan savunması 3 sayılardaki yüksek isabetiyle tempo arttı. Şu anda bir tane foul yapma hakları var. Onu kullanmak isteyeceklerdir. Arroyo'nun mutlaka zamanlama olarak erken potaya gitmesi beklenebilir. Şimdi şutu buldu Carlos Arroyo, kısa düştü. Evet, ilk yarı sona erdi. İlk yarıda Beşiktaş Milangas 44, Elan Şalon 40. İkinci çeyreğin başında fark 17 sayıya kadar çıkmıştı ama Fransız ekibi farkı 4'e indirdi. İkinci çeyrekte final maçının ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz sevgili basketbol severler. Debrecen'de Phoenix Hall'da final gecesi. Türk basketbolu için önemli bir akşam. Beşiktaş Milangas, Fransız ekibi Elan Şalon'la finalde karşı karşıya. Türk basketbolunun kulüpler düzeyinde tek kupası var. Efes Pilsen'in Koraç şampiyonluğu. Ve Fransızlar da 10 yıl önce en son Nancy ile Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Son Koraç Kupası Fransa'ya gitmişti. Şimdi bakalım kulüpler düzeyinde Türk basketbol tarihinin ikinci kupasını Beşiktaş Türkiye'ye, İstanbul'a getirecek mi bu akşam? İkinci çeyreğin başında 17 sayılık üstünlüğü vardı siyah beyazlı ekibimizin. Maça fırtına gibi girmişti. Ersek'le Mensa Bonsu'yla siyah beyazlar ama alan savunması, reboundlarda ikinci çeyrekte dengenin bulunması ve Şalon'un 3 sayılardaki ard arda isabetleri farkın erimesine, 4'e kadar inmesine neden oldu. İkinci yarı az sonra başlayacak ve ikinci yarı başlamadan hemen Koç İhsan Bayülken'e dönelim. Ne oldu da Beşiktaş bu farkı koruyamadı? Neden alan savunmasına hücum edemedik Koç? Alan savunmasına çok durağan oynadık. Biraz dış atışlara yönelik kaldık. Zoran Ersek'in de yorulup kenara gelmesiyle beraber Aroyan'ın da çok kısa bir süre kenarda olduğu döneme denk geldi. Ve o anda
dış şut istikrarını yakalayabileceğimiz bir oyuncunun devreye girmemesi otomatikman şu anda Zoran Ersek ve Bonsu'dan gelen 27 sayıyla oyunu boyalı alandan domine etmemiz anlamına geldi. Diğer yandan ilk periyotta foul çizgisinden bulduğumuz sayıları ikinci periyotta bulamadık. 3 sayı bulduk orada ama sonuç itibariyle şu anda top elinde olan Shipp ve Delaney'in devreye girmesine izin vermeyerek onları ikinci periyotta reboundlarda dengeyi sağlayıp buldukları sayılarla beraber yine de 4 sayı üstünlükle 3. periyoda başlamış olduk. Arroyo topu kaptı, hızı geldi, bitiremedi. Arroyo'nun mutlaka o maçın başında olduğu gibi kontrolü elimizde tuttuğumuz basketbol oynaması gerekiyor. Şu anda bu basketbolda belki onlar da sayı bulamıyorlar ama onların istediği tempo bu. Yani ilk yarıyı biz önde kapadık ama ilk yarının sonunda daha moralli olan, soyunma odasına giderken daha keyifli olan kuşkusuz Fransız ekibiydi. 17 sayıdan geri gelmenin keyfini yaşıyorlardı. Neyse ki ikinci yarı ilk yarıda olduğu gibi başladı. Mensah Bonsu'nun hücumu bantı ve basketi. Ama bunlara çok dikkat. Yine boş bir üçlük isabeti. Eftimov bu kez. Şimdi şöyle bir onun şey. Onun da ilk üçlüğü. Periyot başlarında daha diri olduğumuz için Bonsu ve Ersek savunma ribantı ve hücum ribantlarında etkili oluyorlar ama dış oyuncularımızdan birinin mutlaka devrede olması gerekiyor. Hawkins topu aldı. Fark 3'e indi. 6 saniye var. Hücum süresinin dolmasına faul. Şu anda bizde Shipp'in 2 foul'ü olduğu için ikinci yarıya onun üstünden oynayarak başladık ve 3. foul'ü yaptırdık. Hawkins belki savunmada çok önemli işler yaptı ama hücumda henüz devreye giremedi. 2-3 pozisyon kırılma anında gerekli hamleleri yaptı ama dediğimiz gibi o tek şimdi baş... potu altında bitiremedi David Hawkins. Faul bekliyorum, oyun devam etti. Eftimov, Delaney, 46-43. Delaney, eyvah, 3. faulü Mensah Bonsu'nun. Maçın sonunda mutlaka oyunda iyi bir 5'le kalmak gerekiyor. Hem onlar adına hem bizim adımıza önemli oyuncuların foul problemine girdiğini görüyoruz. Şu anda onlar daha fazla oyuncuyu skor anlamında devreye sokmayı başarmış durumdalar. Bizden en önemli artıları o. Chicambo, Aminu, Black Shield döndü. Şutu isabetli değil. Ersek aldı savunma ribantını. Arroyo ile Beşiktaş hücumu. Ersek de 10. ribantını almış oldu bu pozisyonla beraber. Double double yaptı. David Hawkins. Pas verecek kimseyi bulamadı. Topu kaybetmek üzere ve kaybetti. Black Shield. Eftimov bomboş. Bir üçlük daha çok ve ekstra oyunculardan çok 17 sayılık fark eridi gitti. 46-46 üçlüklerle Elan Şalon Beşiktaş'ı vurdu. Skoru dengeye getirdi Fransızlar. Kötü tercihler, tempomuzu bir türlü ayarlayamamamız ve 3 sayı savunmamız skorun eşitlenmesine neden oldu. Ya bir final maçında 17 sayı farkı yakaladıktan sonra arkana bakmaman lazım. Bu kadar kısa sürede erimesi çok kötü bu fark. Ya tabii ama rakip takım da gerçekten takım düzenlerinde rollerin belli olmasından dolayı verimli oynayabilen bir takım. Özellikle Erman abinin de dediği gibi kısa sürelerde çok önemli hamleleri yapabilecek bir potansiyelleri var. Bu arada Arroyo her zaman olduğu gibi o çizgisinde en önemli işleri yapmaya devam ediyor. Geçen maçın sonunda olduğu gibi. İkinci atışını kaçırdı. Şimdi üçüncü atışını kullanacak. Arroyo'nun bugün hem skoruna ihtiyacımız var hem de oyunu doğru şekilde yönlendirmesine. Evet, siyah beyazlar 48-46 önde. 6 asisti var Arroyo'nun şu ana kadar. 5'te sayısı. Bu arada Delaney de yavaş yavaş olayın içine girmeye başlıyor. Bu bizim için iyi bir havadis değil.
10 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Hücum faulü de yaptırdı. Arroyo şu anda topa baskıyı yapan El Anşalon takımı ve biz her baskıda potadan oldukça uzaklaşmaya başladık. Bu da bizim organizasyonumuzu şu anda fazlasıyla zorluyor. Yani belki bir pota altında birebir oynayacak bir düzenlemeye gitmemiz lazım. Ya Bonsu ya Ersin Dağlı. Çıkan bu gitti potaya. Hücum ribaundu Aminu. Araya giren Kemp. El Anşalon hücumu devam edecek. Maçın başından bu yana önde oynuyor Beşiktaş Milangas. Fransız ekibi 17 sayıdan geri geldi. Skoru eşitledi şimdi hücumda El Anşalon. Delaney. Delaney yüklendi. Savunma rivantı. Mensah Bonsu'da kaldı. Şimdi ama hücumda bir şekilde potaya gitmek gerekiyor. Hawkins. Ersek şimdi faul çizgisinde arkası dönük oynadı. Kemp 3 sayılık atış. İsabetli değil. Bu hücumdan da boş dönüyor Beşiktaş. Yine dış atışa kaldık. Çıkan bu. Çıkan bu boşluğu buldu. Dışarıya çıkardı. Daha önce Şilp geldi Hawkins'ten önce. Şalon hücumu devam ediyor. 8 saniye var hücum süresinin de olmasına. Savunma ribantı yine Mensah Bonsu'da. Öne geçme şansı tanımadı Beşiktaş. El Anşalon'a. Şimdi Arroyo'yla hücumda siyah beyazlılar. Hawkins top istedi. Black Shield onu savunuyor. Hawkins'e birebir bıraktığımız bir Hawkins, pozisyon. Hawkins yardım geldi dip çizgiden. Döndü potaya basketi yaptı. 50-48 tekrar önde Beşiktaş Milangas. Evet şu anda krizden çıkma adımını attık. Bir tane daha iyi savunmaya ihtiyacımız var. Tekrar oyunun kontrolünü geri almak için. Aminu. Savunma reboundu yine Mensah Bonsu'da. O da reboundlarda yine üstünlüğü ele geçirdi Beşiktaş. O da double double yaptı. 17 sayı 10 rebound. Ersek. İçeriye Kemp. Nefis döndü. Kemp kaçırdı. Oh. Bonsu tamamlayamadı. Çıkan bu. Bomboş kaldı. Hücum reboundu Aminu. Evtimov bir üçlük daha. Bu da kaçtı. Bir hücum reboundu daha. Faul Zoran Ersek. Yani iş tamamen kontrolden çıktı. Her boş pozisyonda olan topu atmayı düşünüyor. O da üçledi. Mensah Bonsu'dan sonra Zoran Ersek'in de üçüncü faulü. Delaney, Evtimov, 4.5 dakika var 3. periyodun sonuna. Delaney, potaya gitti Delaney. Neyse ki Mensah Bonsu orada. Yine yıldırdı. Serhat oyunda 7 dakika 22 saniyelik bir bölüm. Oh. Ve Zoran Ersek nefes aldıran üçlük geldi. Zoran Ersek'ten 15. sayısı sırf oyuncunun son 4 dakika 3. periyotta. 53-48 Aminu. İşte Mensah Bonsu korkusu bu. Bir rebound daha çekti. Aslında 3 faali var. Sıçramadı o topu ama o blok korkusu yıldırdı Fransızları. Beşiktaş tekrar toparlandı. Ersek. Zoran Ersek Evtimov arkasında. Ersek son çizgiye indi ama şutu bu kez isabetli değil. Çıkan bu. Mehmet Yağmur faul yapıyor. Yani Bulgar oyuncu, Bulgaristan doğumlu Fransız Evtimov çok kısa orada. Aslında doğruyu oynadı Ersek ama potaya yaklaşamadı. Evet, yaklaşsa daha iyi bir atış olacaktı. Atışı tercih etti. Ama ne zaman hücumda işler sıkışsa
Zoran Ersek ve Bonsu bir şeyler yaptılar. Oyun kurucu pozisyondan katkı gelmesi gerekiyordu. Bu arada Evtimov'dan üçlük. Onun da ikinci yarıda eli açıldı. Fark 2'ye indi. Hiç etapta olmayan oyunculardan çok fazla üçlük isabeti geldi. Yine kalabalığı attı topu. Serhat'ın bu maçta üçüncü kez yaptığı top kaybı bu şekilde. 3 dakika var üçüncü çeyreğin sonuna. 53-51 önde Beşiktaş. Black Shield'a eğer Zoran Ersek'se faul yapan. Yok, Mehmet Yağmur. Şu anda 15 sayısı 10 reboundu var. Tempo tamamen Fransız takımın istediği düzeye geldi. Maçın birinci periyodunda oyunu çok iyi kontrol edip boyalı alanda bir üstünlüğümüz vardı. Hücumda acele etmeden oynuyorduk. Şimdi biraz daha temponun artmasıyla beraber seçilmiş pozisyonlarımızın sayısı azaldı. 53-53. Böylelikle yakaladığımız 5 sayılık avantaj tekrar 5-0'lık seriyle dengelenmiş oldu. Brian Smith oyunda, Elan Şalon'da, Arroyo. Reboundlarda 32-30 bizim lehimize. Hawkins top istedi, Ersek. Hawkins'e Serhat. Pozisyon hazırlamaya çalışıyoruz ama o pozisyonu hazırlayamadık. Şimdi Mensah Bonsu, Baptist arkasında onu potadan uzaklaşarak şuta mecbur etti Jean Baptist. Hücumdan boş döndü Beşiktaş. Milangas çıkan bu. Evtimov. Tekrar çıkan bu. İçeriye Baptist atışı başarılı değil. Ersek aldı savunma ribaundunu. Bravo Ersek ya. Hem kendisinden daha kısa hareketli bir oyuncu çıkan buyu tuttu. Hem de burada gidip savunma ribaundunu aldı. Bonsu gidemedi potaya. Evtimov faul yapıyor. Son 2 dakika 3. periyotta 53-53 eşitlik var. Debrecen'de Euro Challenge finalinde. Tabii son periyot hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda fazlasıyla zorlayıcı olacak. Hala daha dış oyuncularımızda çift tanelere ulaşan yok. Arroyo, Bonsu dengesini kaybetti. Elan Şalon hücumu olacak. Dört dakikadır sayı bulamıyor Beşiktaş. 5-0'lık seriyle geri geldi tekrar Elan Şalon. Çikambu ve öne geçti. Çikambu da... Evet, uzun süre sonra maçın başından bu yana ilk kez Elan Şalon 55-53 öne geçiyor. 17 sayı geriden gelen Elan Şalon 3. çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala önde. Serhat'tan yine top kaybı. Delaney neyse ki bitiremedi pozisyonu. Şimdi Hawkins'le Beşiktaş hücumu. Faul hakları da olmadığı için faul yaptılar. Çıkan bu hemen faali yaptı. Yani çok basit top kaybediyoruz. Tabii onların bu iki maçtaki diğer bir artısı da o alan savunmasına dönmenin yanında kenardan gelen oyuncularından özellikle üçlük olarak buldukları 17 sayılık katkı oldu. Ersek yine burada çok iyi savunma yapmış. Burada bir hücum faali bile olabilirmiş. Son 1 dakika 3. periyotta. Ersek ölçtü, biçti. 3 sayı katış başarılı değil. Bonsu hücum ribaundu faul. Brian Smith. 2 atış gelmesi lazım. (Gülüyor) 55-53 önde Elan Şalon. Gregor Bonio takımını
korkunç bir ilk çeyrekten sonra tekrar oyuna soktu. Geriden geldiler, öne geçtiler. İlk periyotta 27 sayı bulmuştuk. Ondan sonra ikinci ve üçüncü periyot toplamı şu atışla beraber 27 sayı. Bunun da tek nedeni o hep bahsedilen iç dış dengesi konusunda istikrarı sağlayamamış olmamız. 18 sayı 15 rebound Mensah Bonsu. 15 sayı 11 rebound. Daha ne yapacak? Ersek. İki oyuncu Beşiktaş'ı sırtlıyor yine. 55-55. Yani bundan son daha bir dakika olamaz. 3. periyotta. Mutlaka işte o aradığımız dış oyuncuyu mutlaka bulmamız gereken dakikalar geliyor. Arroyo'nun ikinci faali. Onlar foul çizgisine geliyor. Arroyo 7'de 1 şu anda. 4'te 1 3 sayı, 3'te 0 ikilik. 2 faul isabeti, 5 sayısı var. 6 asisti var ama beklediğimiz Arroyo performansı bu değil. Ele finalde. Evet. Kemp de 7'de 2 ile oynuyor. İyi başlamıştı, o da devamını getiremedi. Ersek yine savunma ribantını aldı. Neyse ki 2'de 0 geldi faul çizgisinde. Ergin Ataman sıkıntılı. 55-55. 3. çeyreğin sonundayız. Euro Challenge final maçı. Kupa maçı. Mensah Bonsu. Jean-Baptiste arkasında. Faul bekliyor. Oyun devam etti. Çıkan bu. Hızlı geldiler. Smith. 5'e 4 hücum var. Delaney. Yine ribantı alan Ersek. Faul yapan Smith. Ryan Smith. Son 24 saniye 3. periyotta 55-55. Ya şimdi iki tane oyuncuyu bulduk. Bonsu ile Ersek'i. Bir tane bir oyuncumuz daha katılsa zaten bu maçı kilidini çok çabuk çözeceğiz. Ama o dış adamı bir türlü bulamıyoruz. Zoran Ersek 16. sayısı. Hırvatistan'da doğdu. Sırp milli takımını seçti. Olympiakos'ta uzun süre yine Ivković'le oynadı. Ivković'in takımında oynadı. Ve Beşiktaş'ta kariyerinin belki de en iyi yılını geçiriyor. Zoran Ersek 57-55 tekrar önde Beşiktaş Milangat. Son 10 saniye 3. periyotta. Çıkan bu. Baptiste orada. Çıkan bu. Dengesiz attı. Savunma ribantını aldı Ersek. Kullanalım. 4 saniye. Ersek verdi Arroyo'ya. 2 saniye. 1 saniye. Arroyo atamadı şutu. Son çeyreğe giriyoruz. Euro Challenge final maçında Beşiktaş 2 sayı önde. Son 10 dakikaya girerken Elan Şalon karşısında. Son çeyrek başlayacak. Debrecen'de Euro Challenge final maçında Beşiktaş 57, Elan Şalon 55. Özellikle Mensah Bonsu ve Zoran Ersek. 36 sayı 29 rebound ikisinin toplamı. Bu ikiliden süper performans ama bir üçüncü oyuncu sürekli söylüyorsun koç. Bir türlü çıkaramadı. Özellikle bir dış oyuncu. Potansiyelimiz var. Mutlaka bir hamle yapacaklardır. Şu anda ilk periyotta 27, ikinci periyotta 17, üçüncü periyotta 13 sayı attık. Bir aşağıya doğru gidiş var. Bu periyotta mutlaka o ekstra skorerle beraber 20 sayıyı yani 75'in üstüne ulaşmamız lazım. Hawkins topsuz alanda faul. Faul yapan Joffrey Loven. İşte buralarda Arroyo'nun çok devrede olmadığını düşünüyorsak biraz direksiyona Hawkins'in geçip Arroyo'nun daha bitirici konumda yani organizasyon değil de bitirici konumda oynaması bizi rahatlatabilir. Dördüncü faulünü yaptı. Michel Jean-Baptiste. O da kenardan gelip sürpriz sayılar atmıştı. İkinci çeyrekteki sertlik atıyor takıma. Geri dönüşün önemli isimlerinden biriydi. Şu anda kenara geliyor Amino oyuna. Amino girecek. Foul haklarının da olması çok çabuk şekilde bizim işimize gelecek.
iyi atıyoruz bugün foul çizgisinden. Yine top kaybı. Mesela Bonsu, Arroyo, top kaybı. Şalon hücumu çıkan bu ikili oyun. Aminu potaya gitti. Aminu basketi yaptı, 57-57. Hem Ersek, İşte bu hem Mensah Bonsu üçer faulde. Forvet'ten ikili oynandığı zaman yardım getirmek çok kolay olmuyor. O yüzden topa baskı daha şimdi önemli. Hawkins'i birebir bıraktık. Hawkins kaçırdı. Çok zorladı. Lovern aldı savunma reboundunu. Son 9 dakika maçta. Çıkan bu hızlı geldi. Bir ikili oyunda ağrıyor. Eran Şalon, çıkan bu. Aminu. Bu şut isabetli değil. Arroyo topu oyunda tuttu. Şimdi Kemp. Beşiktaş hücumu. Kupa şampiyonu olurken ve bu sezon ligde gösterdiği performansıyla Serhat Çetin Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biriydi. O biraz hayal kırıklığı yarattı koç, ne dersin? Bu arada teknik foul geldi galiba. Kendini yere attığı evet. için basketi geçerli sayması lazım. Yani top havadayken dedik. Bakalım basketi de verecek mi? Marcellus Kemp 59-57 basketi verdi hakem. Çok ihtiyacımız olan bir basketti. Evet. Yani çıkan bu bir daha izlemek lazım ama hani çok hakemi yanıltmaya yönelik bir düşüş değil gibi geldi. Yani orada bir çok doğal bir çarpışma gibi geldi bana. Evet. İlk teknik faulü kaçırdı Kemp. 59-57 iyi başlamıştı, devamı gelmedi yine. Ve 60-57. Şimdi Kemp seri halinde basket atabilen bir oyuncu. Yani bir basket bulduğu zaman devamını getiren bilen bir oyuncu. Bence ona şu anda o şansı vermek lazım. Arroyo ile tekrar hücumda Beşiktaş. 60-57. Zoran Ersek. Hawkins. Mensah Bonsu içeride. Arroyo driplingini kesti. Ersek'i buldu. Ersek. Mensah Bonsu savaştı yine orada. Hücum reboundunu aldı Mensah Bonsu. Yani herhalde bugünkü maç inşallah şampiyonluğumuz da bitecek. Ama MVP. Bonsu'ya da bir ayrı parantez açmamız Final gerekiyor. Final Four MVP'si Ersek mi olur, Bonsu mu olur? Bonsu olur. Yani inşallah kazanalım da. İnşallah. Yani 60-57. Yani aldığı yaptığı işlerin yanında bir de savunmada caydırdığı bir sürü pozisyon var. 10. hücum bu arada. Şu sene 10 tane eksik hücum yaptırıyorsun onun sayesinde. 19 sayı 16 rebound. Ersek Bonsu. 62-57, son 8 dakikaya gireceğiz. Bir pozisyon Zoran bize Ersek. 5 sayı çıkarttı. 19 sayı 14 rebound Ersek'ten. 19 sayı 16 rebound. Mensah Bonsu'dan Lovern şut top istedi. Aminu al eve götür. İlkinde de bir hatalı yürüme vardı. Yani burada elinden kaçırdı, temas yok. Topla yine girdi içeriye, yere vurmadan bir adım daha. Yani şimdi bu 5 sayı avantajımızı devamını evet. getirmek gerekiyor. Yine havayı, rüzgarı arkamıza aldık. Arkamıza. 53-48'de hatırlıyorsun. Oradan da yakalanmıştık. Artık yakalanmayalım. Üçüncü çeyrekte bir kez öne geçti Elan Şalon. 62-57 siyah beyazlar önde. Kent. Ersek top istedi, aldı. Ersek potaya gitti. Ersek basketi yaptı. Zoran Ersek. Yani Bonsu ile beraber çok büyük oynuyorlar bugün. 64-57. İçeride Lovern bomboş kaldı. 64-59. Uzun süredir sayı bulamıyordu Elan Şalon bu çeyrekte. Ama şu anda oyun tekrar bizim kontrolümüze geçti. Yaptığımız reboundlar. İkinci şans sayıları işte. 20-7. Hawkins boş. Lick mi bulduk? David Hawkins. İşler yavaş yavaş rayına oturmaya başladı son çeyrekte. Farkı tekrar 7 sayıya kadar çıkardı siyah beyazlar son 7 dakika. 66-59. Elan Şalon hücumu. Delaney.
Yine Logan içeriye girdi. Dışarıda şut. Black Shield. Kısa düştü. Ah, eyvah. 4 oldu. Delaney aldı 3. reboundunu. Son hamleyi yapmasaydı keşke Bonsu bu hamleyi. O kadar atlet bir oyuncu ki bazen işte bu yere düşüşlerde o dengeyi sağlamakta problem yaşıyor. Elkimov. Faul problemi daha 6 dakika 40 saniye var maçın sonunda. Elkimov. Yine Elkimov. Yine Elkimov. Yine aynı nokta. 4. üçlü farkı 4'e indirdi. İlyan Elkimov. Yarı final maçında 0 sayıyla çıktığını söylemekte yarar var. Arroyo hiç devreye giremedi uzun süredir. Hawkins kıpırdandı. Ersek Bonsu maçın başından beri savaşıyor. Tıpkı yarı finalde oynadıkları gibi. Fark 4'e indi Evtimov'un üçlüğüyle. Ki yani sıkıntı içinde atılmış bir şut, bir hücumdu. Ama uzun süredir skor bulamayan Edan Şalon ard arda 5 sayıyla yine farkı 4'e kadar indirdi. Hawkins çizgide. Beşiktaş hücumunun en önemli parçalarından biri. Yine foul çizgisine geliyoruz. Onların foul hakkında olması da bizim için değerli. 10. sayısı oldu Hawkins'in. O da çift tanelere çıktı. Fauller tabii artık çok değerli. 21. sayımız oldu foul çizgisinden. Büyük heyecan var. 1996'da Efes Pilsen'in Koraç Kupası şampiyonluğundan bu yana kulüpler düzeyinde bir şampiyonluğumuz yok Avrupa'da. Black Sheep uzun süredir skor yapamıyordu. 9. sayısı fark tekrar 4'e indi. 68-64. Son 6 dakika. Kemp getirdi topu. Büyük baskı uyguluyor Delaney Arroyo'ya. Hawkins. Mensa Bonsu. Şimdi Hawkins. 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 Hücum ribantı. Bonsu. Basketbol. Asist oldu o kötü atışı Hawkins'in ama canavarlaştı bu maçta. Mensa Bonsu kupayı istiyor. Pop Mensa Bonsu. Hani bir maç bu kadar domine edilebilir. 21 sayı, 17 rebound, 11'i hücum reboundu. 5,5 dakika maçın sonuna. Fark tekrar 7 sayı. Mensa Bonsu. 71-64. Çarşı hiç susmadı. Beşiktaş taraftarı hiç susmadı. Bir Avrupa Kupası hayali kuruyor. Türk basketbol severler yıllar sonra bir kez daha. Şimdi üçlük atışlara dikkat etmemizin gerektirdiği dakikalar geldi. Çıkan bu. Çıkan bu. Çıkmadı tabii, faul problemi var. Mensa Bonsu'nun dengesini kaybetti ama basketi yaptı. Steve Chicambo. 71-66. Fark 5 sayı son 5 dakika. Hücumda yapacağımız tercihler de önemli. Arroyo. Kemp. Kemp. Birebir oynadı. Kemp'in şutu kısa. Bir hücum reboundu da. Bonsu smaca giderken blok geldi. Topu rakibe veriyor. Nasıl yani? Nasıl bir karar bu? Bloktan gitmedi mi o top? Bana da öyle geldi de yine bir pozisyonu görmekte yarar var. Son 5 dakika. Smaç kaçtı. Elan Şalon hücumu. Black Shield topu istedi. Hawkins savunuyor. Fark 5 sayı. Shield ikili oyun. Dışarıda Evtimov. Chicambo. Loven geldi. Chicambo. Arroyo'dan kurtuldu. Chicambo. Blok. Bu kez Bonsu affetmedi. Her zaman olmaz dedi. Ersek. Zoran Ersek'ten üçlük geliyor. Bonsu ve Ersek. Şampiyon olursak MVP ödülünü ikiye bölelim. Mola geldi. Zoran Ersek 24 sayı 15 rebound. Mensa Bonsu 22 sayı 18 rebound. 5 kişilik oynuyorlar diyebilir miyiz ikisi? 8 sayı 4,5 dakika kaldı. Chicambo ile Elan Şalon hücumu. Chicambo, Loven. Faali yapan Hawkins ama iyi bir faal bu. Yine de çok uzun bir süre var.
mutlaka iyi yaptığımız işlerden vazgeçmemek gerekiyor. Bunların başında da hücum reboundları, Zoran Ersek'in hep hücumda hatırlanması bizim için en önemli nokta. Lovren ilk atışı kaçırdı. Böylece boşa gitmedi Hawkins'in faali. En kötü ihtimal Poch dizisine gelelim hücumda. Fark 8 sayı. 2'de 0 ama hücum reboundunu Blake Shilp alıyor, bir hücum şansı da. O kadar da değil artık. Lovren kaçırdı. Of. Şans bizden yana. O kötü üçlükten sonra hücum reboundunu almıştı Lovren. 2'de 0 fark. Pot altından kaçırdı. Geride kaldı. Şimdi 4 dakika. Kupaya geri sayım sürüyor. Haydi Beşiktaş. 74-66. Ersek içeri. Harika bir pas. Asist Ersek'ten. Basketbol sudan farkı 10 sayı. 24. sayısı. 2 kişi 48 sayı. Alan savunması denediler ama işte o yüksek bölgede, Portis'in olduğu bölgede Ersek gibi hem sayı hem de pas opsiyonu olan bir oyuncunun oynaması bu basketi getirdi. Şimdi kontrol. Böylelikle bu periyotta biraz önce, 19 sayıya ulaştı. Biraz önce Evkimov'un üçlüğü gösterdi ki onlar biraz panik havasına girmeye başladılar koç, ne dersin? Fazlasıyla, ama bunun paniği yaratmanın tek nedeni bizim Delaney ile Şilp'in hiç devreye girmesine izin vermememizdi. Aminu kaçırdı, Ersek geldi, Bonsu aldı. Kaç kere söyledik bu iki ismi bilmiyorum bu maçta ama. Ersek, Bonsu, 10 sayı önde Beşiktaş, 3,5 dakika kaldı. Arroyo, Hawkins. Artık bir gelecek üçlük maçı bitirir. Ve geldi, ve geldi, nihayet Arroyo'dan geldi. Carlos Arroyo. 79-66, fark 13'e çıktı. 3 dakika var maçın sonuna. Beşiktaş kupaya yavaş yavaş yaklaşıyor. Çıkan bu. İçeride Aminu. Smaç Aminu'dan. Şu anda 79-68, son 3 dakika. Onlar ilk yarıda oyuna döndükleri alan savunmasını zorluyorlar. Ve tekrar adam adamaya döndüler. Hücumdaki tercihlerimiz şu dakika itibariyle Arroyo'nun kontrolünde. Arroyo. Arroyo. Arroyo içeriye girdi. Arroyo kaçırdı. Aminu savunma ribaundu. 3'e 2, 4'e 2. Hawkins hemen faali yaptı. Evet. Evet, çok akıllıca bir faul. Şimdi çok takım faulü. Çok doğru iki faul geldi Hawkins'ten. Az önce Lovern 2'de 0 atmıştı. Burada da fast break'i bu faulle kesti. 4. faali oldu. Devrime ne kadar önemli bu pozisyonda bir kere daha. Bir sayı, 3. ribaundu Aminu. Aminu'dan ardı arda 2 basket. Yani şimdi fark 9'a indi. 79-70, 2,5 dakika. Arroyo'nun mutlaka doğru tercihler yaptırması gerekiyor. Büyük heyecan var Debrecen'de, Macaristan'da FIBA Euro Challenge Cup. Avrupa'nın 3 numaralı kupası. Avrupa kupalarında Türk takımlarının ikinci şampiyonluğuna çok az süre kaldı. Ersek, Arroyo, 2 saniye, 1 saniye, Arroyo! Arroyo durdu durdu, 2 üçlük gönderdi. Nihayet Arroyo, nihayet Carlos. Süre dolarken üçlük, altın değerinde. Top kaybı mı? Son anda Dilek'te. Haydi Kemp, Kemp kaptı. Bonsu indir. Smaç kaptı, kaçtı. Burada o değirmen smacı olmadı. 1.44 var. Mensa Bonsu değirmeni yaptı ama bitiremedi. Canı sağ olsun diyelim. 24 sayı, 20 ribaund. Olsun, 20-20. Bola geldi. Tekrar birlikteyiz. 1996'da Milano'yu yenen Efes Pilsen Koraç Kupası'nı, şu anda oynanmayan, en son Fransız takımı Nancy'nin aldığı Koraç Kupası'nı kazandığında Türk takımlarının Avrupa'daki kulüpler düzeyinde en büyük başarısına imza atmıştı. Şimdi Kupa 3'te Euro Challenge'da Beşiktaş 10 sayı önde giriyor son 1,5 dakikaya. Baskı Aminu'nun geldi mutlaka smacı, burada. Mensa Bonsu topu dışarı attı, aynı yerden başlayacak. Moladan çok kötü döndük. Şimdi Arroyo'nun mutlaka topla buluşup foul çizgisine gelmesi gerekiyor. Ama o ihtiyacımız olan dış oyuncu katkısını maçın sonunda bulduk. Bu periyotta 25 sayıya ulaştık. Arroyo ve Hawkins'ten 11'er sayı. Bir üçlükte Delaney'den fark 7'ye indi. Ergin Ataman aldı molayı. Moladan 5-0'la döndüler.
1,5 dakika var daha. Fark 7'ye indi. Kutlamalara erken başladık. Finalde 1 dakika 31 saniye var bitirme. Beşiktaş Milan Gaz 82, Elan Şalon 75. İşte FIBA Euro Challenge Cup 2012 şampiyonluğuna 1,5 dakika kaldı ama 12 sayılık farkı 3-5 saniyede 7'ye indirdi Elan Şalon. Şimdi Hawkins birebir oynayacak. Kemp sokamadı topu oyuna. Mesut Bonsu'dan ikinci opsiyon Carlos Arroyo'ya. Arroyo süre çok önemli. Black Shield onu savunuyor. 82-75. Carlos Arroyo çok kritik 2-3'lük attı. Carlos Arroyo içeriye girdi. Aleyup geldi. Aleyup. Mesut Bonsu 26 sayı. Mesajı 20 verdik. Bas. Tekrar o mesajı son verdik. Son 1 dakika fark 9 sayı. Çıkan bu uzaklardan 3'lük. Fark 6'ya indi son 1 dakika. Çıkan budan inanılmaz 3'lük. Hata yapmayalım. Kemp. Top Arroyo'ya geldi. Çok önemli ve Arroyo'ya taktik faul geldi. 1 dakika var. Fark 6 sayı. İnanılmaz şutlar soktular. İlk çeyrekten bu yana inanılmaz üçlükler geldi. Elan Şalon'dan 11 üçlük isabeti buldular şu ana kadar. Şu anda en önemli artımız Murat. Maçın bir sonunda... en az bir basket faulü baskete çevirmesi lazım. Büyük heyecan içerisindeyiz. Evet. 3 pozisyona çıktı en azından bu baskette. 85-78. Haydi Beşiktaş. Şu anda en büyük artımız Arroyo'nun maçın içinde olması. Yani oyun kurucunun bu kadar aktifse işler her zaman için tam zamanında aktif. Haydi Beşiktaş şampiyon olmaya geldik. Debrecen'de son 1 dakika. 86-78. Delaney zor bir şut. Hiçbir şeye değmedi. Hücum ribaundu Evdimov dışarıya. Şimdi Shield bir üçlükte ondan, o da isabetli. 86-81. Son 48 mola saniye geldi. Mola geldi. Alamadık reboundu. Üçlüklerle tutunuyorlar yine maça. Son 50 saniyenin içindeyiz. 86-81 önde Beşiktaş Milan Gaz. Euro Challenge final maçı, kupa maçı. Fark 5 sayı Beşiktaş hücumda. Arroyo top almak için hareketlendi. Sert bir müdahale. Boşluğu buldu. Sıvacı yaptı Hawkins. 88-81 molayı bu kez Bonya aldı. Gregor Bonya teknik faul ver diyor. Arroyo yağmur orada. Arroyo yani otobüs çarptı Arroyo'ya. Daha ne yapsın orada? 7 sayı. Süre daralıyor ama hakikaten o kadar umutsuz olduğu anlarda bile inanılmaz üçlükler soktu. Elan Şalon maçın içinde kaldı. Maça tutundu. Evet, Final Four'a gelirken 74-62 mağluplardı Roan'la karşısında. Oradan maçı kazanmışlardı son 2,5 dakikada. Maç sonunda hep olayın içinde kalabilen bir takım Elan Şalon. Ama biz de şu anda maçı Bonsu ve Erzek buraya getirdi. İnsanüstü çabalarıyla, inanılmaz istatistiklerle buraya taşıdılar. Ama maçın sonunda Hawkins ile Arroyo o istediğimiz, beklediğimiz katkıyı yapınca otomatikman skor olarak maç kazanılacak noktanın üstüne çıkmayı başardık. Şu anda Elan Şalon'un baskısı devam ediyor. Sadece burada önemli olan adamların karşısında kalarak kullanacakları 3 sayılık atışları boş yapmalarına izin vermemek. Ya şu anda tabii diğer bir hamlemiz sürenin bir an önce saniye bitmesini sağlamak. ...88-81... Chicambo, Arroyo karşısında. Chicambo, şimdi Evtimov çok iyi savunma. Bu blok işi bitirmiş olabilir. Arroyo bekliyor. Zamanı oynuyor Arroyo. Fransızlar vazgeçti. Artık şampiyonluğu kutlamaya başlayabiliriz. 30 saniye kaldı. Gardları düştü bellerine artık. Ama kutlamak lazım Elan Şalon'u da. Yapıştılar maça sonuna kadar. Savaştılar. 2'de 2 atarsak. Umutsuz üçlükleri sayıya çevirdiler. Ama Arroyo ve Hawkins sonunda sırtında getirdi maçı belki.
Bonsu ve Ersek sırtladılar, taşıdılar takımlarını ama işte Carlos Arroyo, maç boyunca bekledik onu. Maç boyunca çember dövdü ama son saniyelerde oradan aldı takımını Arroyo. 3 tane üçlük gerekiyor. Arroyo 90-81. Chicago geliyor. Umutsuz üçlükler devam edecek mi bakalım. Evtimov dışarıya, Shield'ın üçlüğü kaçırdı. Rebound mücadelesi Evtimov, yine dışarıya, yine Shield. Şimdi Delaney süre işliyor. Üçlük geldi ama olsun. 15 saniye var. Fark 6 sayı. Arroyo'ya verdik. Arroyo hemen çıkardı topu. Ersek süre işliyor. Ersek'e faul yapıldı. 10 saniye kaldı. 10 saniye. Bir tane atsa bitti. Bir tane atsa bitti Zoran Ersek. 96'da ilk ve son şampiyonluğumuzda Avrupa'da. Görüntüdeki Ergin Ataman, Saporta Kupası şampiyonluğu var kariyerinde ama bir İtalyan takımıyla, şimdi bir Türk takımıyla kupa kaldırabilir. Beşiktaş taraftarı hiç susmadı. Debrecen'de, Phoenix Hall'da ilkini kaçırdı Ersek. İkinci atışını sayıya çevirirse 3 top demek. Şampiyonluğa 3 top demek. Avrupa Kupası'na 3 top demek. Ersek fark 7 sayı. 91-84. Şimdi çıkan bu. Evtimov içeriye. 2 sayılık bir basket. 2.5 kaldı ama. 91-86. Siyah beyazlılar Euro Challenge Cup'ta şampiyonluğa yürüyor. Şu anda Ergin Ataman da haklı sevincini gösteriyor. Gerçekten çok önemli bir hamle. Hiç susmadı Beşiktaş taraftarı. Ölmeye geldik, şampiyon olmaya geldik. Ölmeye gerek yok. Belki öldük girildik bu Final Four'da ama ya. Siyah beyazlar olması gerekeni yaptı. Bu kupanın, Euro Challenge'ın en iyi kadrosuydu, en iyi takımıydı. Şampiyon olması gerekiyordu. Kutluyor. Az sayıda bu mutluluğu orada Macaristan'da Debrecen'de kutluyor Beşiktaşlılar. 91-86. Beşiktaş basketbol adına, Türk basketbol adına çok önemli gecelerden bir tanesi. Bitti ve kupa geldi. Euro Challenge Cup kupası. Türk basketbolunda kulüpler düzeyinde ikinci Avrupa Kupası bu. Ve Beşiktaş getiriyor Türkiye'ye kupayı. Teşekkürler siyah beyazlılar. Beşiktaş 91, El Anşelon 86. İşte büyük sevinç. Sağ içinde hak etti Beşiktaşlılar bunu. Kime verdik MVP'yi? Ben ikiye böldüm koç. Yani 25-15 Ersek, 26-20 Bonsu. İlk maçta 17 sayı, 10 rebound yapmıştı. Yanılmıyorsam şimdi hemen notlarımın arasına bakacağım. Bu arada Hawkins Arroyo'da 28 sayı, 12 asist. Ama burada tabii Beşiktaş basketbolunun, hemen söylüyorum, ilk maç 17-9'muş, özür dilerim. 7 hücum reboundu Ersek'ten. 17-9 ki son çeyrekte maçı alan maç adamdı. Bonsu 13-13 o maçta. Ama bu maçta istatistikler biraz daha Bonsu'dan yana ama Ersek'in hakkını da teslim etmek lazım. Bilmiyorum yani, çok zor. Takım bence halinde ikisi, değil. Bence ikisi en iyi takım halinde. Zaten şampiyonlar da hani MVP bence Ersek'le Bonsu'ya ait. Evet, fileleri kesiyor. Yalnız Serhat Çetin. Belki Final Four'da istediğimiz Serhat'ı izleyemedik ama bu takımın buraya gelmesinde onun da çok büyük payı var. Bu sezon o da kariyerinin en iyi yılını geçiriyor. Yalnız bu anıyı, bu fileleri keserek mutluluğunu ölümsüzleştiriyor kendisi için. Evet, bir Avrupa Kupası şampiyonluğu yıllar sonra. Efes Pilsen'in Milano'yu devirip Koraç Kupası şampiyonu olduğu, 1996'dan bu yana ilk kez bir Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor. Şampiyon Beşiktaş. Emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım ama burada Ergin Ataman'a ayrı bir parantez açmak lazım. Oluşturduğu takım, özellikle yabancı seçimleri. Şunu da hemen söyleyeyim koç, senin yorumuna ek olarak. Yani bu takım sezon başında Darren Williams ve Semi Erden gibi çok önemli iki NBA yıldızıyla yola çıkıp kaybettikten sonra onları
ki zaman zaman ben de dahil olmak üzere yani NBA'ye dönecek oyuncuları tercih etme konusunda takımlarımızın yanlış yaptığı kanaatindeydim. Yani mantığım bunu söylüyordu ama yerleri demek ki çok iyi doldu. Beşiktaş bu noktaya kadar geldi. Normal sezonun Türkiye Ligi'nde son maçını çarşamba günü oynayacak siyah beyazlar ve şu anda dördüncülüğü kesinleşti bu Türkiye maçlardan sonra. Türkiye Kupası'nı kazandılar. Yani şampiyonluğa birçok adayın oldu. Beko Basketbol Ligi'nde onlar da şampiyonluk hesapları yapıyor. Gerçekten siyah beyazlar Türk basketboluna renk getirdi bir kere bugün. Belki 3 numaralı kupa, belki Euroleague, belki ULEP Cup değil ama bir kupa. Türk basketbolunun yıllardır sadece ikinci kupası bu. Evet, çok büyütmeyelim ama sakın küçümsemeyelim. Özellikle bence Beşiktaş basketbolu adına çok anlamlı bir kupa ihtiyacı vardı takımımızın. Diğer yandan da Türk basketbolu adına bu kadar iğme kazanıp gittiğimizi düşündüğümüz bir zamanda böyle bir kupanın gelmesi hem yakışlı hem de çok anlamlı oldu. Tekrar tebrikler Beşiktaş. Hölgyeim és uraim, készen állunk a 2012-es Euro Challenge Final Four díját adására. İşte Beşiktaşlı taraftarlar, cuma akşamı çok fazla bir destek yoktu takımımıza. Ev sahibi takım taraftarları doldurmuştu doğal olarak. Cuma akşamıydı ama bu pazar günü belli ki Debrecen çevresinde yaşayan her Türk buraya gelmiş. MVP ödülü. The award for the most valuable player is presented by Mr. Sergey Fomin, evet. President of the Olympic Sports Studio, and Mr. Kósa Lajos, Mayor of Debrecen. A legértékesebb. Debrecen valisi verecek. Mr. Sergey Fomin, az Olympic Sports Studio elnöke. Evet, Mensa Bonsu herkesle kutluyor. The most valuable player is a torna legértékesebb játékosa. Pops Mensa Bonsu. Evet, Mensa Bonsu. Mensa Bonsu MVP ödülünün sahibi oldu. Maça öyle bir başladı ki o enerjisini bugün ben buradayım mesajını öyle bir verdi ki haklı olarak 26 sayı, 20 rebound, 12'si hücum. Final maçında 4 faulle uzun süre oyunda kaldı. Evet, MVP ödülü bir yüzük. Ama ben Final Four'da Zoran Ersek'in de hakkını bir kez daha teslim edelim diyorum, bilmiyorum. Bonsu ile Ersek iyi bir ikili. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Bu da onların verimini artırıyor. Ama sonunda Aroya ve Hawkins'in de olumlu basketbolu. Bu başarının altında belki onlar kadar olmasa bile çok önemli işlerin yapıldığının göstergesi. És most, hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy kihirdessük a 2012-es Euro Challenge Final Four bajnokát. A díjat átadják a FIBA Europe alelnökei, Mr. Cyril Comens és Mr. John Gonsalves. The winners Gonsalves of the Euro Challenge 2012 kupayı Beşiktaş'a verecek. A 2012-es Euro Challenge bu kupada Girona, Beşiktaş, Milangas, Batalona, Kırka en son bu başarıyı yakalamıştı ve ilk kez bir Türk takımı kupa 3'ü kazanıyor. Bir Türk takımı 96'dan bu yana ilk kez Avrupa'da bir kupa şampiyonluğu yaşıyor. Kulüpler düzeyinde Türkiye'ye gelen ikinci kupa Hawkins şampiyonluk kupasını Euro Challenge'ı şimdi kaldırıyor. Tebrikler Beşiktaş. Teşekkürler siyah beyazlara. En son şu anda hayatta olmayan Koraç kupasını Efes Pilsen getirmişti. Ve yıllar sonra Beşiktaş Milangaz Euro Challenge şampiyonu oluyor. Kupa Hawkins'in ellerinde yükseliyor. Bu tabi yeni Beşiktaş yönetimi için de güzel bir başlangıç. Beşiktaş camiasının ihtiyacı vardı böyle bir şey. Beşiktaş camiası sıkıntılı.
ve sen de kutlamaya devam ediyor. Bu kupayı İstanbul'a getirecekler. Türk basketbolu için yine çok güzel akşamlardan biri. Maça fırtına gibi girdiler. Fark açıldı 17 sayıya kadar. Geri döndü Elan Şalon. Öne geçti 2 sayı. Korktuk. Endişelendik ama Beşiktaş Bonsu ve Ersin insanüstü gayretiyle maçın sonuna geldi. Maçın sonunda Arroyo kendine geldi. Hawkins kendine geldi ve kupa geldi. Şampiyon olmaya geldik, şampiyon olduk. Şimdi seyirciye gidiyor Hawkins. Bırakmadı kimseye kupayı. Biraz Ergin Ataman aldı elinden. Çok değerli bir oyuncu. Daha kupa başlarken bu kadro kupanın kulbundan tutmuştu. Siyah beyazlar ve beklediğimiz oldu. Otoritelerin beklediği oldu. Şampiyonluğun en büyük favorisi şampiyon oldu. Belki şampiyon olamamak bir başarısızlık olabilirdi ama bu iş hiç kolay olmadı sevgili basketbol severler. Euroleague, ULEB Cup ayrı bir hikaye ama bu kupada çok zorlu deplasmanlar var. Gitmek, ulaşmak, konaklamak, basketbol oynamak o salonlarda hiç kolay değil. Hele bu kalibrede oyuncular için o maçlarda motive olmak zor. Beşiktaş sonuna kadar geldi. Final Four da zor oldu. Ev sahibi Şoynoki sonuna kadar savaştı. Zor kazandık. Finalde Elan Şalon sonuna kadar savaştı. Maçı başa baş skora getirdi ama Beşiktaş bu kupayı almaya kararlıydı. İşte Macarlar da kutluyor. Macar basketbol severler de tam 50 yıl sonra 1955'te Avrupa şampiyonu olan Macaristan milli takımının o başarılarından bu yana ilk kez böyle bir Final Four'a, ilk kez bir kupa hayaline kapılmışlardı ama siyah beyazlar onları yarı finalde üzüntüye boğdu ama onlar da spor sever olarak sonunda şampiyonu alkışladılar. İşte maçtan enstantaneler ekrana geliyor. Biz de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Böylece Ergin Ataman yıllar öncesinin o Asvel yıkımının da 1997'deki Final Four'a gidiş yolunda Asvel'de işte görüntüdeki Bönyo asistan koç olan Efes'te Ergin Ataman'ın ve bizlerin kalbini kırmıştı. Ama yıllar sonra 15 yıl sonra Ergin Ataman bu maçla belki o maçın da rövanşını almış oldu. Evet, ben Murat Kosova, Final Four boyunca yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımız adına Koç İhsan Bayülken'le birlikte sizlere mutlu bir pazar akşamı diliyoruz. İşte 2. Avrupa Kupası şampiyonluğunu bizlere kazandıran Beşiktaş Milan Gaz'ın final maçından enstantanelerle sizlere veda ediyoruz. Teşekkürler Beşiktaş. Hoşça kalın. Tebrikler Beşiktaş. Hoşça kalın.